akşamlar. Halk Kürsüsü ve TV izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Yine derneğimizin tanıtımı ve amaçlarını anlatmak için Ramazan Bey'le sohbetimize devam edeceğiz. Sayın Ramazan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar aziz Türk milleti. Şimdi Halk Kürsüsü Derneği oluştu. Bu derneğe bizim izleyicilerimiz nasıl üye olacaklar? Bizlerle nasıl bir bağlantı içine girmeleri gerekiyor? Bununla ilgili açıklama yapabilir miyiz? Şimdi Tuncay Bey, şu anda sosyal medyada Facebook uygulamasında 77 vilayette ayrı ayrı gruplarımız var. Bunlar ileri de oranın dernekleri. Yani herkes kendi mahallesinin önünü süpürürken bir cevher, bir maya ile başlayacaklar. Sıfırdan başlamayacaklar. Ama Merkez Derneği üye üyelikle başlayacak bu iş. Kendi vilayet derneklerini oluşturdukları zaman bu üyelikler o vilayetin derneğine aktarılacak. Geliriyle, üyeleriyle, her şeyle aktarılacak. Yani biz merkez dernek olarak o değişik vilayetlerdeki, taşradaki, metropollerdeki dernekler kurulduğu zaman o vilayetlerde biz üyelikleri de, aidatlarında, paralarında, her şeylerini onlara devredeceğiz. Nasıl üye olurlar? Şu anda Facebook üzerinden, YouTube üzerinden, Twitter üzerinden bize müracaat ettiklerinde biz üyeliklerini yapabiliyoruz. Dernek telefonumuza müracaat ettiklerinde üyeliklerini yapabiliyoruz. Ve çok kısa süre içinde internet sitemize, ki şu anda da internet sitemize yazabiliyorlar yorumlar kısmına, fakat ayrıca bir üyelik blog sayfası açılacak. Ve bu üyelik blog sayfasından üye olmak Yargıtayca geçerli üyelik olarak kabul ediliyor. Resmi üyeliktir. Derneğimize bu şekilde üye olabilirler. Peki derneklerimizin üyelikleri yapıldığı illere, hep belirli bölgelerde veya illerde dernek faaliyetleri başladı. İleride federasyon olma konumu var mı? Tabii ki. Şimdi Tuncay Bey, iki türlü bir büyüme sistemi var derneklerde. Bizim dernekler, Türkiye Cumhuriyeti'nin dernekler yasasına göre. Bir, merkez dernek başka coğrafyalarda, yerlerde şube olarak da açabiliyor. Veya bağımsız olarak orada aynı amaçla kurulmuş dernekler olarak kurulup daha sonra birleşime gidebiliyor. Bu 5 tanesi birleştiği zaman aynı amaçlı olan derneklerin konfederasyon, 3 tane 5 bir araya geldiği zaman da federasyonlaşmış oluyor. Biz Halk Kürsüsü olarak merkezi ademiyetçi olmamak, merkezci olmamak, herkesin kendi yerinde kendi söyleyeceğinin olduğunu düşünerek, bağımsızlığı ön plana alarak, Halk Kürsüsü bağımsızlığı savunuyor. O zaman önce kendi içinde de bağımsızlığı kuracak. Şöyle, her vilayette bağımsız kendi Halk Kürsüsü derneğini kuracak. Örneğin, Ankara Halk Kürsüsü, İstanbul Halk Kürsüsü, Hakkari Halk Kürsüsü, Artvin Halk Kürsüsü. Daha sonra da ortak sinerji, kooperatif düşünce ve aynı amaca hizmetle mükellef oldukları için de birleşecekler. Fakat her dernek kendi kurumsal aidiyetini, kimliğini koruyarak birleşecek. Yani Artvinli yine Artvin için konuşmaya devam edecek. Hakkari ile Hakkari için konuşmaya devam edecek. Fakat herhangi bir desteğinde televizyon, yayın, tanınırlık, malzeme, ekipman, kadro, bilinç, bilgi, merkez bu konuda onlara destek verecek. Ama herkes kendi mahallesinin önünü süpürecek. Yeni paradigma budur. Yani hedef dediğimizde normal dernekçiliğin bir adım önüne geçmiş oluyoruz. Tuncay Bey, hatta birkaç adım diyelim. Çünkü Türkiye'de bu tür birleşmelerde ve çokluklarda kullanılan tabir sendika ağalıdır. Ve dolayısıyla dernek ağalıkları da söz konusudur Türkiye'de. Yani merkez derneğin başkanlığına geçen kişi tüm hepsinin başkanı oluyor. Ve aynı partilerdeki gibi makamcılık, özelcilik, genelcilik, benim adamım, senin adamın, onu atadım, bunu görevden aldım. Olmayacaklar. Halk Kürsüsü'nde böyle bir şey mümkün değil çünkü zaten kendisi müstakil bir varlık o dernek. Şimdi Tuncay Bey, siz biliyorsunuz
sevgili seyircilerimiz için de açıklamış olalım. Bizim dernek aidat ücretimiz ayda 20 lira. Teşvikte hata olmaz, benzetmek çok doğru değil ama bir paket sigara parası. Bu ülkenin kurtuluşu için, kuruluşu için ayda bir paket sigara parası 20 lirayı verecek olan Taşra'da, Taşra vilayetlerinde 45 üye. Metropol, büyük şehirlerde de 60 üyeyle dernek kurulabiliyor. Kendini ifade etmek isteyen Ankaralılar, Halk Kürsüsü Derneği'nde 60 kişi bir araya gelmek kaydıyla 7 kurucu üyeyle kuruluyor dernek. Fakat 60 üye standartını koymamızın sebebi var metropol şehirler için. Başlarken hiçbir belediyeye, hiçbir siyasi partiye, bir güç odağına, bir para odağına tabi olmamak adına ayda 20 liradan 60 üye 1200 lira para yapar. 1200 lira parayla da ortalama vasat bir dernek merkezi yeri, elektriği, suyu ödenebilir. Tabii son zamlarla, enflasyonist yapıyla bu rakam biraz değişiyor ama sigara parası artacağı için yine endeks devam edecek. 3 aşağı 5 yukarı. Taşra vilayetlerinde de 45 üyeyle tuttuk, 900 lirayı ücrete tekabül ediyor. Bununla dernekler ilk açıldıkları gün itibariyle dahi bağımsız bir şekilde devam edilmesinler istiyoruz. Bütün isteğimiz bu. Olayı böyle kurguladık. Geleceğin paradigması bu. Hiçbir belediyeye, hiçbir partiye, hiçbir güç odağına ram olmadan yolunda gidebilmek. Konumdur. Halk Kürsüsü Web TV izleyicileri, bu sizlerle beraber olduğumuz tanıtım programlarının sonuncusu, fakat ileri tarihlerde Ramazan Bey'le ve diğer konuklarımızla beraber canlı yayınlarımızın başlayacağını müjdesini veriyorum ve istekleri olan kişiler derneğimiz üzerinden iletişime geçmelerini sizlerden rica ediyoruz ve bekliyoruz. Bizleri izlediğiniz için, evlerinize konuk ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Dile gelemeyenler programı Halk Kürsüsü Web TV'de pazartesi, çarşamba ve cuma günleri birbirinden değerli konuklarla devam edecek. Tuncay Bey'in bu emekleri için çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yolunuz açık olsun. Aziz Türk milleti, iyi akşamlar.